Oksijenlerim kanalıma hoş geldiniz. Kişisel gelişim ve dönüşüm bir videomdaki bilgileri izlediyseniz o zaman şu an dönüşme hazırsınız demektir. Peki bu öz imajınızın dönüşme nasıl dönüşümü nasıl gerçekleşir? İşte onu bu videoda yani öz imajının dönüşümünün mümkün olduğunu alanı yaratacağız. Hadi ne duruyorsunuz? Hazır mısınız? Müzik Bu videoda alıştırmanın gerçekleştiği alanı hazırlamaya devam ediyoruz. Öncelikle işe yaramaz inancı bir kağıda yazın ve ayrıca sahip olmak istediğiniz yeni faydalı inancı ayrı bir kağıda yazın. 7 adet kağıda ihtiyacınız olacak. 1 numaralı kağıt tüm bir sayfa olsun. Az sonra neden? Birinci kağıda tüm inançların toplanmasını yazacağız. İkinciye yeni inancımız yazacağız. Üçüncüye yeni bir şeye açıklık yazacağız. Dördüncü kağıda şüphenin başlangıcı yazacağız. Beşinci eski inançlar. Altıncı kimlik ve yedinci nötr. Şimdi ise yaramaz inancı dönüştürmenin mümkün olduğu odanız temelinde 2 metreye 1 metre genişliğinde bir alan yaratın. Ee, şurada da gördüğünüz modele göre kağıt. mekana psikolojik olarak hazırlanın. artık her yerde durup buna karşılık gelen bir hisle bağlantı kurarak mekana e, bilinçaltı için bir anlam vermeye başlıyoruz. Bunu o yerdeki duyguları deneyimleyerek ve o yere ait olan enerjiyi geride bırakarak yapıyoruz. NLP'de buna mekansal bir çapa oluşturma diyoruz. Bir numaralı kağıt hayatınızı belirleyen tüm inançların toplandığı bir yer ve bir numarası yazdığınız kağıdın kağıda gidin ve işe yaramaz inancın olduğu yere durun ve o enerjiyi hissedin. Daha sonra 7 yazılan kağıda geri dönün. 7 pozisyonunda nötre olduğunuz her seferinde ee, geldiğiniz yerin hissini etkisiz hale getirdiğinizden emin olun. Böylece bu duyguyu bir sonraki yere götürmezsiniz. Bunu sadece dikkatinizi odadaki bir şeye odaklayarak, örneğin mavi bir şeye bakarak, belirli bir sesi e, dinleyerek veya bir an için yukarı aşağı zıplayarak, ellerinizi ıslakmış gibi sallayarak veya kuru sallayarak yapabilirsiniz şimdi kurmak istediğiniz ancak henüz sahip olmadığınız yeni inancı düşünün. İkinci yazan kağıda gidin. Yeni inancın metninin bulunduğu kağıdı oraya koyun ve bu inancı düşünün. Sanki kendinize bu inancının varmış gibi bir duruş alın ve nasıl hissettirdiğini hissedin. Bunu bedeninizde nerede hissettiğinizi fark edin. Bir an o yerde kalın ve o yerin o yeni inanç için bir çapa oluşmasına izin verin. sonra nötr 7 numaralı kağıda dönün ve bir sonraki aşamaya e, geçmemek için bu hoş duygudan kurtulun. Çünkü orada farklı bir duyguya ihtiyacınız var. Yeni bir inanç sadece eskisinin yerini almadığından dolayı ara istasyonlara ihtiyacımız var. <laughs> Şimdi 3 yazılan kağıdın yerine gidin ve hayatınızda yeni bir şeye açık olmaya başladığınız bir anı düşünün. Örneğin bitkilerin iyileştirici gücü hakkında ilk kez bir şeyler okuduğunuzda ve kendi kendinize düşündüğünüzde bunun doğru olup olmadığını e, hayal edin ve mutlu olun. Ya da bir iş için başvurduğunuzu ve kendi kendinize şunu düşündüğünüzü, işe alındığımı ve gerçekten daha sonra işe aldı, alındığınızı hayal edin. Beklenti hissini bir anlığına tutun ve bu hissin vücudunuzda nasıl ve nerede kendini gösterdiğini hissedin. Şimdi 7 numaralı kağıda geri dönün. Şimdi kurmak istediğiniz ancak henüz sahip olmadığınız yeni, yeni inancı düşünün. İki numaralı kağıdın yerine gidin, yeni inancın metninin bulunduğu yere koyun ve bunu düşünün. Sanki kendinize bu inancın varmış gibi bir duruş alın ve nasıl hissettirdiğini hissedin. Bunu da bedeninizle nerede hissettiğinizi fark edin. Bir an o yerde kalın ve o yerin o yeni inanç için çapalanmasına izin verin. 7 numaralı kağıdı yani nötre geri dönün ve bir sonraki aşamaya geçmemek için bu hoş duygudan kurtulun. Çünkü orada farklı bir duyguya ihtiyacınız var. Şimdi 4 numaralı kağıda gidin ve zihninizdeki geçmişinize geri dönün. Kesin olarak inandığınız bir şeyden şüphe etmeye başladığınız bir anı bulun. duygusuna ihtiyacımız var. Bu hissin vücudunuzda nerede ortaya çıktığına dikkat edin ve bu hissi dört pozisyonunda bırakın. İşiniz bittiğinde nötr pozisyonuna geri dönün. Yani yedi numaralı kağıda. Şimdi beş numaralı yere gidiyoruz ve orada geçmişte sahip olduğumuz eski inançlarımızın geçersiz kaldığı bir yere yani kişisel tarihimizin bir müzesine gidiyoruz. Eskiden inandığınız ve şimdi çok farklı olduğunu bildiğiniz tüm o şeylere bir bakın. Oraya bir bakın ve daha sonra nötr 7'ye geri dönün. Şimdi kimliğimizin, yaşamındaki misyonumuzun veya misyonumuzun altı numaralı kağıdın farkına vardığımız bir yere gidiyoruz. Yani bu hayatta ne yapmak istediğimizi düşündüğümüz veya gözden geçirdiğimiz bir yerdir. Ruhsal gelişiminizi ve bu konudaki misyonunuza dahil etmeyi unutmayın. İşiniz bittiğinizde nötr ye diye geri dönün. Öz imajınızın dönüşümünün hazırlığı bu son alıştırma ile tamamlanır. Bir sonraki videomda bu dönüşüm sürecinin nasıl devam edebileceğini açıklayacağım. Sevgili oksijenlerim bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki kişisel gelişim videolarımı da takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.